Merhaba, kanal büyüdükçe alanımızı da biraz genişletmek zorunda kalıyoruz. Bugün genç bir arkadaşımızın ricası üzerine bir video hazırladım. Abdülhamid Han kardeşimizin talebiyle bugün ikili sayı sistemini inceleyeceğiz. Tabii ki aslında bu bir matematik konusu. Çok detayına girersek matematikçilere ayıp olur. Ben hakim olduğum bölümde sizlerle bilgilerimi paylaşacağım. Genel hatlarıyla genç arkadaşlarımızın anlayacağı, bizim de hatırlayacağımız şekliyle ikili sayı sistemini inceleyelim. Öncelikle bu video bu konudaki ilk videom değil. İşlemci nedir, makine dili nedir, işlemciler nasıl çalışır başlıklı videoda bu konuya biraz değinmiştim. Makinelerin birbirlerini ikili sayı sistemi ile anladığını, bunun da elektrik sinyallerinin varlığı yokluğu ile ilgili olduğunu konuşmuştuk. İşte ikili sayı sistemi bu anlamıyla doğadaki en basit sayı sistemidir. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. İkili sayı sisteminin ismi size 2'yi çağrıştırabilir ama 2 rakamını çağrıştırmasın. 2 i̇ki rakamı ikili sayı sisteminin bir parçası değil. Oradaki 2, 2 rakamını değil, 0 ve 1'i yani 2 adet sayıyı temsil ediyor. Ama aslında 0 ve 1'i yokluk veya varlık olarak düşünebilirsiniz. Önce sayı sistemi nedir tekrar hatırlayalım. Onluk sayı sistemi nedir? Biz günlük hayatımızda her zaman onluk sayı sistemine göre düşünürüz. Çünkü doğduğumuzdan beri bize bu sayı sistemi öğretilmiştir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 dahil 10 tane rakamı yazıyoruz. Rakamlarımız sona eriyor. Bir sonraki rakamı yazmak için bir sola kayıyoruz. Soldaki rakamı bir arttırıp devam ediyoruz. 10, 11, 12 Soldaki haneye bir yazıp yeniden 10 tane rakamımızı sayıyoruz. Sona gelince yine bir soldakine kayıp onu bir arttırıyoruz. 20, 21, 22 Bir kez daha 10 rakamı say. Sonra soldakini bir arttır. 30, 31, 32 40, 41, 42 bu işlemi de 10 kez yapınca bu kez en sola kayıp işleme yeniden başlıyoruz. 100, 101, 102, 110, 111, 112. İşte onluk sayı sistemi sürekli bu 10 rakamı kullanılıp sonra en sola geçilip oranın bir arttırılıp saymaya tekrar başlanması üzerine kurulu. Geçelim ikili sayı sistemine. Bütün sayı sistemleri birbirine çok benzer. Onluk sayı sisteminde 10 rakam vardır. 8'li de 8, 2'li de 2. Onluk sayı sisteminde rakamlar sıfırdan başlayıp 10-1'de yani 9'da biter. 8'lik sayı sisteminde yine 0'dan başlar. 8 eksi 1'de yani 7'de biter. İkili sayı sisteminde de 0'dan başlar. Bütün sayı sistemlerinde saymaya 0'dan başlarız. İkili sayı sisteminde rakamlarımız 2 eksi 1'de yani 1'de biter. Yani ikili sayı sisteminde elimizde sadece 2 rakam var. İhtiyacımız olan bütün sayıları bu iki rakamı kullanarak yazmak zorundayız. İkilik sayı sistemini anlamak için önce ikilik sayı sisteminde saymaya başlayalım. Sonra çevrimlere geçeriz. Hadi başlayalım. İlk sayımız 0. 0 ikilik sayı sisteminde de, onluk sayı sisteminde de, diğer sayı sistemlerinde de 0 diye yazılır. Saymaya devam edelim. Sıradaki sayımız 1. İkili sayı sisteminde kaç rakam vardı? 0 ve 1. Dolayısıyla bu rakamı kullanabiliriz. Rahatça 1 yazalım ekrana. 1 sayısı ikili sayı sisteminde de 1 ile ifade edilir. Geçelim. Sıradaki sayımız 2. İşte hikaye burada başlıyor. İkili sayı sisteminde 2 var mı? Hayır. Rakamlarımız bitti. Onlu sayı sisteminde rakamlarımız bitince ne yapıyoruz? 9'dan sonra rakamlarımız bitiyor mesela. Ne yapıyoruz biz o durumda? Bir sola geçip orayı bir arttırıyoruz ve sağdaki sayma işlemine tekrar başlıyoruz. Yani onlu sayı sisteminde rakamlarımız bitince sola 1 yazıp sağa 0 yazarak 9 rakamı saymaya tekrar başlıyoruz. Aynı şeyi ikili sayı sisteminde de yapıyoruz. 2'ye gelince rakamlarımız bitiyor. Bu durumda bir sola geçip solu bir arttırıyor sağda ise tekrar saymaya başlıyoruz. Yeni sayımız yani 2, iki, ikili sayı sisteminde nasıl yazılıyor öyleyse? 1, 0. Bunun gösterimi genel onlu sayı sistemiyle karışmaması için parantez için alınıp parantezin dışına ve sonuna 2 yazarak yapılır. Parantez aç, 1, 0. Parantezi kapat, 2 şeklinde gösterilen sayı 2'ye eşittir. Devam edelim bir saymaya. Sıra geldi 3'e. Elimizde şimdi ne var? 1, 0. Bunu bir arttıracağız. En sağda 0 var. En sağdaki sayıyı 1 arttırırsak elimizde şöyle bir yazım olur. 1, 1. Halen 0 ve 1'leri kullanıyoruz. Şimdi geçelim 4'e. Yine en sağdakini 1 arttırmak isteyelim. 1, 2 yazmamız gerekir. Ama 2'yi kullanamıyoruz. Seçeneklerimiz 0 ve 1 ile sınırlı. O zaman ne yapıyoruz? Bir sola geçiyoruz. Arttırma oradan yapıp sağ tarafta baştan başlayacağız. 1, bir, 1'in sağdaki 1 ile oynamıyoruz. Soldakini 1 arttırıp sağda 0'dan başlıyoruz. 2, 0. Yine olmadı. 2'yi kullanamıyoruz. O zaman yine bir sola geçiyoruz. Orayı bir arttırıp sağ tarafta 0'dan baştan başlıyoruz. 1, 0, 0. Evet oldu. Yani 4 sayısının ikili sayı sisteminde gösterimi 1, 0, 0. Durmak yok. Yola devam. Geçelim 5'e. Bakıyoruz en sağ. En sağda ne var? 0. Arttırıyoruz 0'ı. Ne oluyor sayımız? 1, 0, 1. Evet bu da 5 sayısının ikili sayı sistemindeki karşılığı. 6'ya geçelim. En sağa arttıralım. 1, 0, 2. Olmadı yine. 2 yasak. O yüzden bir sola geçip sağını sıfırlıyoruz. 1, 1, 0. 6 sayısının karşılığı 1, 1, 0 oldu. Devam. 7'ye geçtik. En sağdan başladık. Arttıralım en sağı. 1, 1, 1. Mükemmel oturdu. 2 yok. Devam. 8'e geçtik. En sağa arttıralım. 1, 1, 2. Olmadı. 2 yasak. Bir soldakini arttırıp sağını sıfırlayalım. 1-2-0 sıfır. Olmadı. 2 yasak. Bir sol arttırıp sağı sıfırlayalım. 2-0-0 sıfır, sıfır. Olmadı yine. 2 yasak. Bir sol arttırıp sağını sıfırlayalım. 1-0-0 bir, sıfır, sıfır. Evet. Biraz daha devam edelim mi? Edelim hızlıca. Daha iyi anlaşılsın. Geçtik 9'a. En sağdan başladık. 1-0-0-1 Uygun mu? Uygun. Ona geçtik. En sağdan başladık. 1 0 0 2 hop 2 yasak. 1 sola arttırıp sağını sıfırladık. 1 0 1 0 uygun. Geçtik 11'e. En sağdan başladık. 1 0 1 1 uygun. Geçtik 12'ye. En sağdan başladık. 1 0 1 2 olmadı 2 yasak. 1 sola geçip sağını sıfırladık. 1 0 2 0 olmadı 2 yasak. 1 daha sola geçip sağını sıfırladık. 1 1 0 0 oldu. 13'e geçtik. En sağdan başladık. 1-1-0-1 oldu devam. 14'e geçtik. En sağdan başladık. 1-1-0-2 olmadı. 2 yasak. Bir sağa geçip solunu sıfırladık. 1-1-1-0 oldu devam. 15'e geçtik. En sağdan başladık. 1-1-1-1 mükemmel. Devam. 16'ya geçtik. En sağdan başladık. 1-1-1-2 olmadı. 2 yasak. Bir sola geçip sağını sıfırlayalım. 1-1-2-0 olmadı. Bir daha sola geçip sağını sıfırladık. 1 2 0 0 olmadı. Bir tane daha sola geçip sağını sıfırladık. 2 0 0 olmadı. Yine bir sola kayalım. 1 0 0 0 0 oldu. 16 sayısının ikili sistemdeki karşılığı 1 0 0 0 0 oldu. Bunu 10.000 diye okumayın. 10.000 diye okursanız onlu sayı sistemindeki karşılığını okumuş olursunuz. Bu sayıyı ya 1 0 0 0 0 diye okumalıyız ya da 16 diye. Evet ikili sayı sisteminde saymayı anlamışızdır umarım. İşin sırrı sağdan başlıyoruz. 1 arttırıyoruz. 2 yoksa sorun yok. 2 varsa bir sola geçip onun sağındakileri 0 yapıyoruz. Ta ki 2 olmayana kadar devam. Peki karşımızda duran bir sayının onlu sistemdeki yani anladığımız şekilde karşılığını nasıl bulacağız? Ekranda ikili sayı sisteminde 1, 0, 0, 0, 0 sayısını gördüğümüz anda 16'ya kadar ikili sistemde sayacak mıyız mesela? İşte burada dönüşümler devreye giriyor. Yine onlu sistem ile ikili sistem arasında düşünmeye devam edelim. Onlu sistem bizim referansımız. Çünkü günlük hayatımızda kullandığımız en kolay anladığımız sayı sistemi onlu sistem. O yüzden bütün örnekleri de çevrimleri de onlu sistem üzerinden veriyorum. Karşımıza 1, 0, 0, 0 çıktığında ne yapıyoruz? Buraya kadar anlattığım örneklerde basamak sayısının arttığı yerleri hatırlayalım. 10'lu sistemdeki 1'i 1 diye yazmıştık zaten. Ama 10'lu sistemdeki 2'ye geçerken sayımız 1-0 olmuştu. Yani basamak sayısı arttı. Sonra 4'e gelince sıra 1-0-0 yazdık. 8'e geçtiğimizde ise 1-0-0-0 yazdık. Son olarak 16'yı 1-0-0-0-0 diye yazdık. Dikkat ederseniz 1-2-4-8-16. Hep 2 ile çarparak gidiyoruz. Bu iyi bir yöntem değil. Dikkat ederseniz ikili sayı sisteminde 16 yazmak için bile 5 haneli bir sayı yazdık. Hane sayımız çok hızlı yükselir ikili sayı sisteminde. 20 haneli bir sayı düşünelim. 1 ve 19 tane 0 diyelim. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288. Bu şekilde birden başlayıp sayıyı 20 kere 2 ile çarpabiliriz. Ama daha kolay bir yöntemi var. 524.288 sayısı 2'nin 19. kuvvetidir ondan önceki 262.144 ise 2'nin 18. kuvvetidir. İkinci sıradaki 2 ise 2'nin 1. kuvvetidir. Ve en başta yazdığımız 1 de zaten 2'nin 0. kuvvetidir. O zaman 1 ve 19 tane sıfır sayısını hesaplarken sağdan başlayarak 2'nin kuvvetlerini toplayabiliriz. Sağdan itibaren 2'nin kuvvetlerini yazıyor ve sayımızda kendisine denk gelen rakamı çarpıyoruz. Sonunda da ortaya çıkan sayıları topluyoruz. Onluk sayı sistemindeki karşılığını bulmuş oluyoruz. Bir örnek yapalım. Saydığımız sayılardan olsun. 1 0 1 0 ikili sayısının onlu karşılığı nedir? Sağdan itibaren yazıyoruz. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Hepsini altına geldiği sayıyla çarpıyoruz. 2 üzeri 0 çarpı 0, 0. 2 üzeri 1 çarpı 1, 2. 2 üzeri 2 çarpı 0, 0. 2 üzeri 3 çarpı 1, 8. Toplamı 10. Bu sayının onluk sayı sistemindeki karşılığı 10. Daha karışık bir örnek daha yapalım. 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 En sağdan başlayalım. 2 üzeri 0 çarpı 1 1 2 üzeri 1 çarpı 0 0 2 üzeri 2 çarpı 1 4 2 üzeri 3 çarpı 0 0 2 üzeri 4 çarpı 0 0 2 üzeri 5 çarpı 1 32 2 üzeri 6 çarpı 1 64 2 üzeri 7 çarpı 0 0 2 üzeri 8 çarpı 0 0 2 üzeri 9 çarpı 1 512 toplamları 613. Ekranda gördüğümüz bu sayı 613 sayısının ikili sistemdeki karşılığıymış yani. Güzel. İkilik sayıları onluk sayılara çevirdik. Peki bir sayı verilip ikili sistemdeki karşılığı istenirse videonun ilk bölümünde gördüğümüz gibi saya saya mı gideceğiz? 613 sayısını ikili sistemde yazmamız gerekirse 613'e kadar sayıp sola geç sağa sıfırla falan diye sürekli uğraşacak mıyız? Bu saymaları ikili sayı sistemini anlamak için yaptım. Onluk sistemdeki sayıları ikili sistemde yazmanın daha kolay bir yolu var. Bu da verilen onluk sayıyı sonuç 1 olana dek sürekli 2'ye bölmekten geçiyor. 0 ve 1 sayıları hariç tabi. Size 0 veya 1 verilip bunun ikili sayı sistemindeki karşılığı sorulursa sayının kendisidir yanıt. Çünkü 0 hem onluk sistemde hem ikili sistemde 0 olarak yazılır. 1 ise hem onluk sistemde hem ikili sistemde 1 olarak yazılır. Onun dışındaki sayılarda anlatacağım bölme işlemini yapabilirsiniz. Yöntem basit. Sayıyı sürekli 2'ye bölüyoruz. Her bölme işleminde kalan alıp sağdan başlayarak sola doğru yazıyoruz. Son olarak da bölüm işlemimizin sonucu 1 çıktığında bu 1'i de yazıyoruz. Örnek verelim. Basitten başlayalım. 2'nin ikili sistemdeki karşılığını bulalım. Dediğim gibi yapacağımız işlem hep 2'ye bölme işlemi. 2'yi İki, 2'ye bölelim. Kalan 0 çıktı. Hemen sağ taraftan başlayarak yazmaya başlayalım. 0 yazdık. Bölüm işlemimizin de sonucu 1 çıktı. Demek ki işlemimiz sona erdi. O 1'i de aldık en sola yazdık. Sonuç 1, 0. Biraz daha zorlaştıralım. Sayma esnasında bulduğumuz 16 sayısını ikilik sayı sistemine bölme yöntemimizle çevirelim. 16'yı 2'ye bölüyoruz. İlk kalanımız 0. Bunu en sağa yazdık. Bölüm sonucu olan 8'i 2'ye bölüyoruz. Kalanımız yine 0. Bunu da bir sola kayıp oraya yazıyoruz. 0, 0. Sonuç 4. Bunu da 2'ye bölüyoruz. Kalan yine 0. Bir sola kayıp oraya da bu sıfırı yazıyoruz. 0, 0, 0. Sonuç 2. Iki. Yine 2'ye bölüyoruz. Kalan 0. Bir sola kayıp bu sıfırı da yazıyoruz. 0, sıfır, 0, sıfır, sıfır, sıfır. Bölme işleminin sonucu 1. Bir. bir sonucunu bulunca bölme işlemini bırakıp biri bir, bir sağa kayıp yazıyor ve işlemi bitiriyoruz. 16'nın ikili karşılığı 1, 0, 0, 0, 0. Burada tek tek rakamları yazarak gitmenize de gerek yok. Arka arkaya bölme işlemlerini yapıp en sonunda ortaya çıkan bölümü ve kalanları ters sırayla da yazabilirsiniz. Yukarıda ikilik sayı sisteminden onluk sayı sistemine çevirip bulduğumuz 613 sayısını tekrar ikilik sayı sistemine çevirelim bu yöntemle. Ekranda 613 sayısının ikiye bölme yöntemiyle ortaya çıkan kalanlarını ve son bölme sonucunu görüyorsunuz. Burada son bölme işleminin sonucundan itibaren sayıları sağdan sola alıp soldan sağa yazıyoruz. Yazdığımız sayı 613 sayısının ikilik sayı sistemindeki karşılığı. Bu şekilde onluk sistemdeki bütün sayıları ikilik sisteme çevirebiliriz. Ekranda 1413 sayısının ikilik sistemdeki karşılığını bulma yöntemini paylaştım mesela. Dediğim gibi yöntem sayıyı bir sonucuna ulaşana kadar sürekli ikiye bölmek üzerine kurulu. Bir sonucuna ulaştıktan sonra da bu bir sonucunu ve bütün kalanları sağdan sola giderek soldan sağa yani ters sırayla yazmak. Muhakkak burada anlattığım çevrimlerin daha basit yöntemleri de vardır. Ama bence basite öğrenerek başlamak konuyu özümsemeyi zorlaştırır. Biraz emek verip konuyu tam anlamak, tek tek ilerlemek konuyu özümsememizde bize yardımcı olabilir. Bugün genç bir arkadaşımızın isteği üzerine plan dışı bir video çektim. Sizler de merak ettiğiniz konuları yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Çok zor veya kolay olması fark etmez. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Buraya kadar izlediyseniz ve videodan da faydalandıysanız beğenerek kanala da katkı almış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.